Kar yağıyor, kar yağıyor, lapa lapa kar yağıyor demeyi çok isterdik arkadaşlarım ama bu yıl kış birazcık nazlanarak geldi. Hala bizim şehrimizde havalar çok sıcak. Kış özlemimi şöminenin başında oturarak Eleven Surprise Winter Disco. Kış konsepti bebekleriyle geçiriyorum. Video başlamadan hemen size kalbimi gönderiyorum. Kabul edin lütfen canlarım. Hepinizi çok seviyorum. Bunu zaten biliyorsunuz, bilmediğiniz başka bir şey var. Bu videoyu atlamadan izleyin. Videonun bazı noktalarında size sürprizim olacak. Bu ekranda görmüş olduklarınızdan bazıları sizin için. Sürprizin ne olduğunu merak ediyorsanız lütfen videomuzu atlatmadan sakin sakin izleyin. Tamam, ben de bu videoda sakince konuşacağım ve kış için üretilmiş Eleven Surprise bebeğimi açacağım. LOL bebeklerin bu yılki kış sürprizi nasılmış birazdan göreceğiz. MGA Entertainment logosunu değiştirmiş, hemen fark ettim. Ve ülkemize LOL bebekleri getiren Jojo Prozesi'ye de teşekkür ediyoruz. Bu şekilsiz çukulsuz topun içinde ne var çok merak ediyorum. Açılımını daha önce izlemedim. İzleyen arkadaşlarım hadi bakalım bana neye benzediğini şimdiden söyleyin. Buğsacığım aynalı, kendimi görüyorum. Çok ilginç değil mi? Daha önce böyle bir ambalaj görmemiştim. Kendimi görebildiğim bir ambalajı var. Nasıl görmemiştin Gül abla? Crystal Star'ın kutusu öyle değil mi? Dediğinizde şimdi duydum. Biraz heyecanlı olduğumu itiraf edebilir miyim? Çünkü uzun zamandır Eleven Surprise LOL topu açmıyordum. Açmadığım gibi böyle bir doink olmuyordum. Şu muhteşem fermuar sesini duymayalı bayağı uzun zaman olmuştu. Fermuarın ucu bile disco topu. Wow! Bu da içine direkt görebiliyormuşuz. Wow. Bu şekilsiz şukulsuz LOL topunun içinden ne çıkacak görmek için sabırsızlanıyorum. Dışını incelemeye bile vaktim olmadı. Neyse ki ikincisi var ama o ikincisi benim değil arkadaşlarım. Birazdan sürprizi açıklayacağım sizler için. Ne kadar güzel bir mesaj. Yani ipucu sticker'ı. Bakalım şifremiz neymiş? Relaxin in the hot tub. Rahatlamak için sıcak bir küvet mi diyor? Bana bu cümleyi tercüme eden arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Birazdan sürprizleri açıklayacağım. Hiçbir yere ayrılmayın. Ne kadar şekilsiz çukulsuz olsa da LOL bebek toplarını çevirmeden açamıyorum ve zaten bu çevirmeye çok uygun. Aynen bir disco topu gibi. Hadi bakalım fermuarı açalım. Çok güzel, ışıl ışıl. Bence en keyifli açılan LOL toplarından. Çünkü renkleri muhteşem güzel tasarlamışlar. Kristal şeffaf bir kabı var. Adeta matara yandırıyor. Sanki şuradan suyu dolduruyormuşuz. Böyle de içebiliyormuşuz ama kapağı olmadığı için bu fikrimi çürüttü. Kutuyu buradan açın. Ayrıca matara benzetmem gitgide güçleniyor. Kapağı da varmış. Acaba hangi bebek çıkmadan önce koleksiyoncu broşürümüz nerede? Sanırım topun içinde. Vay canına, harika bir hediye paketi gibi. Hediye paketine sarılmış. Çıkartın. Bunlar da nedir böyle, vücut pulları gibi. Sanırım LOL bebek kutum aynı zamanda kar küresi olarak da kullanılıyor. Ve aynı zamanda dev bir çam ağacı süsü. Dökülüyor mu? Hı? Sanırım tıpa bunun içinde buraya su koyuyoruz Buse'cim. Evet. Dediğim gibi kar küresi ya da su küresi olarak kullanacağız. Bu bir ağaç süsü olamaz tabii ki. Buse'nin yanlış yönlendirmesiyle size yanlış tanıtmış oldum ama ağaç süsü olmak için zaten çok dev değil mi? Evet, bu bir ağaç süsü olamaz. Buse'cim hayal gücüne hayran kaldık. Bu nedir? Sanırım standı. Kar küremizin standı bu. Kar küremizin içine su koyacağız. Hadi hemen deneyelim. Standımıza kar küremi yerleştiriyorum. Ve karların üzerine su döküyorum. Döktüm. Birkaç damla gitti. Evet. Vay canına. Çok güzel olacak. Etrafı ıslatmamak için tıpamı takıyorum. Ve kar küremi sallıyorum. Vay canına. Arkadaşlarım ne kadar güzel bir oda dekoru oldu. İçine de birazdan çıkacak olan LOL bebeğimizi oturturduk mu? Oh! Soğuk kış günlerinde en büyük huzur verici oyuncağımız olacak. Ve işte kullanıcı broşürümüz. Ben bu seriye bayıldım arkadaşlar. Siz de beğendiyseniz lütfen bunu konuşalım mı? LOL bebekler arasında en sevdiğiniz seri hangisi? Buse'cim bu nedir? Ne? Bu nasıl tonluş bir şey? Görür görmez sana benzettiğim bir bebek. Bana mı? Ne alaka ben ya? Anne o kadar güzel şeyler var hadi ki. Hadi isimlerine bakalım. Bir tane erkek de var. Erkeğin çıkması umuduyla. Acaba erkek altın toptan mı çıkıyor yine Buse? Hayır öyle galiba değilmiş. Kristal topun yok içinden çıkıyor hepsi de. Ya çok heyecanlıyım ve bu bebeklerden bir sürü almak istiyorum. Bir dakika, istemediğim iki tane var. Hemen onları söyleyebilir miyim? Dinliyoruz. Slay Babe. Ha çok tatlı ama. Hem de bakar neden mısın? İstemiyorsun. Altınmış. İstemiyorum. Neden istemiyorsun? Çünkü eski bir bebeği çağrıştırıyor bana. Bir de Prezi'yi istemiyorum. Ben de sevmedim. Prezi. Altın bebeklere karşı bir antipatim oluşmaya başladı zaten. Prezi'yi istemiyorum anneciğim. Neden? Queen Bee'ye çok benziyor. Benzesin. O gilleri tamamlamış olurduk. Onun dışında hepsini istiyorum. Bense Tinsel hayranı olduğumu şimdiden ilan edebilir miyim? Zaten nerede altın çıkacak var? Annem ona hayran. Tinsel'i çok istiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Favorilerimizi tekrar belirleyelim Buse'cim. Ve şimdi seninle bir challenge yapalım. Hangi bebek çıkacak? Favori değil o zaman. Bir tahmin yapıyoruz. Bence... Bir dakika, arkadaşlarımız da tutsunlar. Hadi bakalım. Seçtiyseniz önce Buse'nin tahminini alalım. NEQT istiyorsun. Evet. Yani onun çıkacağını düşünüyorsun. Evet, inşallah. Mümkün değil.
Bense Soldier Boy, asker adam istiyorum. Why Soldier Boy? Onun çıkacağını düşünüyorum çünkü onu çok istiyorum. Evet, ne kadar istersek o kadar çıkmasını güçlendirmiş oluyoruz derken, hadi bakalım sürprizin zamanı geldi. Şu arkada görmüş olduğunuz, evet, bu top size gidecek arkadaşlarım. Öncelikle çekilişin süresini açıklamak istiyorum. Yok, çekilişe katılmanın tek bir koşulu var. O da şu an ekranda gördüğünüz Instagram hesaplarını takip etmek. Bu iki Instagram hesabı 50 bin takipçiye ulaştığı gün çekilişi yapıp size gönderiyoruz. Şimdi devam edelim. Detaylar açıklamalar bölümünde. Poşetlerimiz. Her şey muhteşem tasarlanmış. Oo, poşetimizin bir tanesi açılmış bile. O zaman biberonumuzu çıkartarak, erkek bebeğin çıkmayacağını anlayarak ben kaybettim Buse'cim. Bakalım sıra sende. Sanırım sen de kaybettin. Hiç altına benziyor mu? Hayır. NEQT'nin kombinine hiç benzemiyor. Sen de kaybettin. Bakalım hangi arkadaşımız kazanmış? Şöyle yapacağım. Bundan önce hiç yapmazdım. Ne Buse'ye, ne de sizlere, ne de kendime ipucu vermezdim ama hem katalog karşımızda dursun, hem de poşetlerimizi açalım. Wow. Yoksa hepsinin mi aynı Buse? Pabuçlarından tahmin eden arkadaşlarım var mı? Ben tahmin ediyorum. Figure 8 diyorum. Bakalım doğru mu? Başka da pembe pabuçlu yok galiba. Ay Buse'cim çok da güzel bebekmiş. Arkadaşlar doğru tahmin etmiş olabilir mi Gül ablanız? Evet, sanırım o. Sanırım değil, kesinlikle o. Arkadaşlar ne kadar güzel bir bel çantası bu. Bu bel çantaları artık omuzlara çıktı. Şimdi diğer poşetimizi açalım. Poşetlerimiz azaldıkça heyecanımız artıyor. Bakalım bebeğimiz neye benziyor? Bu da nedir yahu? Sanırım bebeğimizin standı ama nerede stand, nerede? Giysi poşetini de açıp bebeğimize ulaşalım. Wow! Ne kadar güzel bir kombin böyle. Mor rengi sevdiğimi sanki biliyormuş gibi Winter serisinde ilk olarak açmış olduğum bebeğin elbisesinin rengi mor. Wow! Çok uzun bir cümle oldu galiba. Hala orada mısınız arkadaşlarım? Sürprizlerimiz devam ediyor olacak. Sakın bir yere ayrılmayın. Bebeğimi görmek için sabırsızlanıyorum. Örgülü, rastalı saçları olan bebeğimi biliyoruz. Bundan sonra bebekleri böyle mi açacaksın Gül abi dediğiniz duyar gibiyim ama. Hayır. Tabii ki sürprizlerle dolu. LOL bebek açılımları. Bizi... Wow. Ne? 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 Ya böyle bir şey olabilir mi? Bence fotoğrafından daha güzel ve... Ya böyle bir şey olamaz. Kafasında pullar var. Anne şeffaf saçlı. Şeffaf saçlı ve kafasında pullar var. Sence hepsi öyle mi? Evet, saçı rastalı. Ya çok merak ediyorum. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Aynısından size başka alsam da bunu da yarın açsam olur mu? Anne bütün bebekler böyleymiş. Yorumlarınızı heyecanla bekliyorum. Bütün seriyi tamamlamak istiyorum. Winter serisine bayıldım. Zaten ben kış çocuğuyum. Şubat'ta doğduğum için kışı çok seviyorum arkadaşlar. Yani MGA sanki bu seriyi benim için yapmış gibi. Buse'cim buzlusu, acil buzlusu, acil acil. Elbiselerini giymeden önce bebeğimizin özelliğini keşfedelim. Özellik keşfi için biraz zorlandığım doğrudur. Evde buzumuz kalmamış. Suyumuzun soğuması için buz aküsünü suda biraz bekletmem gerekiyor. Evet, hadi bakalım. Yıldızların kızardığını gördüm. Yıldızlar pembeleşiyor. Yüzünde bir değişiklik var mı? Soğuk elim bebeğimin gövdesine değdirdiğim zaman bile rengin değiştiğini görebiliyorum. Bence bu seriyi tamamlayalım. Bütün bebeklerimizin özelliğini topluca keşfedelim. Buza sürttürdüğüm zaman renk değiştiğini görmüş olduk. Şimdi de bebeğim giysilerini giysin. Fotoğraflar arasındaki farkı hep birlikte görelim. İşte böyle şirin bir şeyim ben. Sanırım serideki tek buz patenli bebeğimiz de bu. Onu bulduğum için çok şanslı hissediyorum. Bubble'ını alabilir miyim? Acaba ağzından çıkıyor mu? Bazı bebeklerimin küpesi var ve onlar çıkıyordu. Bebeğimin cikletinden yaptığı baloncuk da çıkıyormuş. Takalım tekrar ve bebeğimizi standına yerleştirelim. İşte böyle. Arkadaşlar harika görünmüyor mu? Sahip olduğum Winter Disco serisinden Glitter Globe bebeğe bayıldım. Arkada gördüğünüz gibi bir delil var. Bunun açılımını bir sonraki videoda izleyeceksiniz. Hatta ortada birisi daha var. İşte o da arkadaşlar Buse ile beraber çıldırdık. O kadar keyifli bir seri olmuş ki. En altta Glitter Globe. Onun üzerinde Fluffy Pet. En üstte de Lace olacak. Tamam. Tamamlandığında da bu yılın ilk kadın adamını yapmış olacağım. Bu seriye bayıldım arkadaşlar. Şimdi video sonu kalbimi gönderip size veda ediyorum. Bu seriyi sizler de benim kadar beğendiyseniz lütfen bunu yorumlarda konuşalım, paylaşalım. Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Arkadaki Glitter Globe çekilişi için Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Hatta bu poşetler ne Gül abla diyeceksiniz. Hatta dediğinizi duydum. Onlar için de Instagram hesabımızda sizi bir sürpriz bekliyor. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlarım. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşçakalın. Kristal tacında beyaz inciler var. Tulum üzerine pelerin etek takmış. Hemen kontrolümüzü yapalım. Eteğimiz çıkabiliyor. Ve bebeğimin iki tane kostümü olmuş oluyor. Vay canına Buse'cim. Crystal Star'ın buzdan bir çantası var. Çantasını koluna takalım. Evet, kolları bilekten, dirsekten ve omuzdan hareketli. Tulumun kolları dirsekten türlü. Wow! Karanlıkta daha güzelleştin bebeğim. İşte böyle arkadaşlarım, karanlığımızı aydınlatan harika bir bebeksin sen.